Evet, ne oldu size? Murat gene Murat evet, Murat yıkıyor varsayımlarını. Ben anlatmak istemiyorum. Sen ne dedin? Duymadım. Hayır. Ben özür dilerim. Sen başla. Bence diyorum Aynur net bir şekilde kapıyı kapatırsa başladım. Görkem'e. Ben başladım. Olmayacağını sen iyice belirtirse. Sen anlatacaksın. Hayır, sen anlat. Görkem net gizeme yönelir. Konuşmayacağım. Bence de ben de aynı fikirdeyim. Murat'a katılıyorum. Peki böyle bir düşüncesi var. Görkem, bir yorum yapmak ister misin? Şu anki şartlara, durumlara bakacağız. Bir sosyal medya bakacağız. Görkem normalde yapılan yorumlara sert bir tepki... Değilim. Hayır, öyle demeyecektim ben. Sert bir tepki veren, böyle hani... hatta yoruma açık olmayan bir insan gibi genelde. Aynur konusunda, ilişkileri var. Konusunda. Hep böyle bir aksine bir cevap verir her yoruma. Bu yoruma da yorum yok diyorsa demek ki ihtimal var. Hayır, bir ihtimal değil. Ben bunu Gizem'e de söyledim. Çünkü hala bir duygularım var Aynur'a karşı. Bu olup olmaması önemli değil yani. Şu an biriyle de ben bir yola başlayamam. Birkaç gün geçmesi lazım tamamen ya, bittiyse de Aynur'da. Şimdi biraz üzüntüsünü yaşaması lazım. 150 bölümde birkaç gün nedir ki? Peki, evet, Buse ve Mert'e geçmek istiyorum. Vaktim sınırlı arkadaşlar, evet. Ne oldu? Ben sözü Mert'e bırakmak istiyorum öncelikle. Ben de Buse'ye bırakmak diyorsun. İstiyorum. Hayır, o çıkardığı için o anlatsın istiyorum öncelikle. Tamam, anlatayım. Öykü Hanım, şimdi buraya geldik ya, tatlıya geldik. Hı. Dün bir konuşmamız oldu bizim. Sinir sistemlerim bozuldu. Benim de bozuk, o yüzden gülmeye başladım evet, artık. Gülme. Yani. Neyse, dün bana ilk tatlı... Ya anlatırken saçmalığını evet. Biraz daha... İdrak edeceksiniz ikiniz de herhalde konunun, değil mi? Büyük ihtimalle. Evet, devam. Neyse, dün tatlı ister misin dedim. İşte yarın tatlı yiyelim falan filan. Olur dedi. Tatlı aldım öncelikle. İşte buraya geldim. Buraya geldikten sonra tatlı yiyecektik. Bana dedi ki işte ben de yemiştim zaten dedi. Yani Dilara'ya bir hediye gelmiş galiba, Dilara ile Oğuzhan'a. Onu yemişler. Çok güzeldi. Ondan sonra oradan zaten benim modum şu, ben çaktırmadım sadece ama yemedi demiyorum. Ama yine yedi. Ama lafı söyledikten sonra onun yemesinin bir şey değiştirmiyor. Aşkım, hani ben onun için getirdim zaten. Dedim. Ne diyeyim yani? Yani ben onun için getirdiğim için aslında çok teşekkür ederim hayatım falan demem lazım. Tamam, konuşmayacaktın. Evet. Konuşma, sonra konuş. Ben konuştuktan tamam. Sonra konuş. Ondan sonra işte o sıra Beyza'lar falan geldi. Beyza, Gizem, işte İlayda da sonradan dahil oldu. Bir. İçine içinde kalmış tatlıyı. Hiç ettin şimdi. Seni düşünüp bir şey yapmış. Gitti. Bir. Başka? Ondan sonra işte Beyza, Gizem, İlayda geldi. Ben dedim ki sıcak bir şeyler var mı dedim. O da ki tamam, gidip alıp geleceğim dedi. Bir gitti. 10 dakika oldu, gelmiyor. Ben Beyza'nın suratına bakıyorum. Kaç dakika oturduk beraber? Bir 5 dakika. Gizem'le muhabbetim beş yok. Dakika. Gizem'le muhabbetim olmuyor. Yok zaten. Yani aynen. Beyza'yla muhabbetim yok. Yani tatlı ne yesem diye Beyza bana soruyor, dedim çikolata, beyaz süt gibi şeyler ya yani. Ne diyeyim, orada ki, muhabbetim dönmüyor çünkü. Sen? Kaldım böyle ondan sonra işte... Sosyal anksiyete yaşattı sana. Ya tamam. Zaten orada evet. Gitmiş Buse'yi arıyorum. Aralarında kalmışım. İki. Hani beni orada bırakıp gitmesi de bir evet. Soru işareti. Yani ben Buse'yi 3 tane erken arasında beni bırakıp beni vermiş gitmem. Ellere tamam. Ve bu bir şey olacağı için değil. Bırakıp gitmem yani. Demek tamam. Ki o kadar güvenilirmişim. Evet. Kendim. Neyse... Sonra kıyafet zaten. Kıyafeti zaten es geçtik artık. Çünkü tamam. Biz söyledikçe biz artık burada bir tepki almaya başladık. Artık tamam. Ona bir şey demiyorum. Rahatsız oldum mu? Tekrar tekrar söylüyorum. Tekrardan üst alıp alınmaması kendine kalmış bir şey. Ve bana söylediği şey, ben sana çay almayı diyorum diye. Çay almaya gitti. Hava aldı geldi. Havayı alırken de Mert, hani çay alamadın bari su iç. Diye yanında da tatlı su getirmiş. Yani, bir de su içirdi. Ha, bir de su içirdi yani. Sonra diyor ki işte sıcak suyu bekliyordum. Ya sıcak suyu bekliyorsan ben buraya zaten 20 dakika seni görmeye gelmişim. Günümüz kısıtlı. Gel burada ya benim yanımda bekle. Ya 5 dakika be. 5. Ya 5 dakika 5 de. Ben seni 5 dakika daha fazla görmek istiyorum demek ki orada duruyorum. O ayrı bir şey. Senin derdin başka. Geç ne, olma. Derdin ne? Hemen söyle. Evet, derdin ne? Derdin ne? Dertlerini geç. Dertleri bunlar işte, saydınız yani. Derdin işte. Niye bunu dert ediyor yani? Falan değil yani dert. Sensiz yani, burada 5... Bak şimdi aynı şeyleri bir daha sayalım o zaman Buse. 1. Kıyafet. Konuştunuz mu? Haftalardır konuşuyorsunuz. Bir. Ya ama yani... Siz bile kızdınız artık, yeter bunun tartışmasını yapmayın. Ben kızmadım şimdi. Hayır. Beni destek evet, almayın arkanıza. Hayır. Sadece aynı konu üzerinden tartışmayalım. Dans ve kıyafet artık yeter dedim. Herkes için söyledim ben. Yani tercih ediyorsunuz bunun üzerinden gitmeyi. Bu bir. Dışarıda konuşmuşsunuz galiba. Çok kez bazı şeyler. Hani bütün bunları da konuşmuşsunuz. Evet.
Hani konuşulmamış gibi davranıyorsun. Niye burada yapıyorsun? Dışarı çıkma konusunu da ben daha önceden duyardım. Ben buradayken ben... dedim dışarı çıkma. Bak, bu kadar basit. Bu gelişen şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben durduk yere gerçekten ben bir hava alıp geliyorum demedim. Gerçekten bitki bir çay muhabbeti geçti sıcak bir şey. Dur dedim alıp geleyim. O sırada zaten Beyza'lar. Bu arada Beyza'ları bırakıp da gitmedim bu arada. Onlar geçiyordu. Beyza tatlıyı görünce ile hayat etti. Dedim gelin gelin yiyin. Yani zaten çok büyük hani tatlı. Yiyin derken ben de zaten ayaktaydım. Hali hazırda gidiyordum o sıra. Hemen gittim. O sıcak suyunun gelmesi birazcık maalesef geç sürdüğü için... Sürahi de vardı bu arada elinde. Sürahi de şey dolmasını bekliyorum. Dolarken geçen mevzudan bahsediyor. Mert biraz takıntılı durumu var. Ben bayağı takıntılıyım anlamıyor bunu. Anlasa biraz. Keşke. Beni bir tanısa. Ben de diyorum ki beni tanıyarak gitsen hiçbir sıkıntı yok. Benim söylediğim şeyleri anlasan. Ben seni çok iyi tanıdım. Ben onu değiştirmeye çalışmıyorum. Manyak. Takıldığı konu o. Bana diyor ki sen beni değiştirme. Ben onu değiştirmeye çalışmıyorum. Evet değiştirmeye çalışıyorsun. Hayır. Değiştirmeye çalışmak oluyor. Net olarak söylüyorum. Ben sadece beni anlayıp bana göre hareket etmesini istiyorum. Ben de bana göre sana göre hareket edeyim. Dikkat etmesini istiyorum. Yani olur. Bu ne duyuk... olacak? Ben de böyle olmasını istiyorum. Bak aynı şeyde çatışıyoruz Öykü Hanım. Şimdi orada dedim ki kalk. Bak o çok da güzel bir şekilde söyledim. Ha kalk gideceğiz buradan falan demedim. Kalk şurada konuşalım. Sen de ki istemiyorum. Bak inada bindireceksin evet. Ya. İstemiyorum ben de burada konuşacağım. Ben dedim ki bak kalk. Bir kez kalkacaksın daha söyledim. Kalkacaksın demedim. Kalkar mısın İzleriz. Dedim önce. Sonradan tamam. yükselttin. Verdin şeyi. Ondan sonra kalk dedim. Kalkmıyorum dedin. Tamam madem sen kalkmıyorsun ben gidiyorum. Bak giderken de tehdit ediyorsun. Diyorsun ki bak git bak hadi ne git oluyor. Dedim beni bırakıp niye gidiyorsun? Zaten bir kere bıraktın ikinciyi bırakıyorsun. Evet. Mı anlatıyorsun? Var mı yorum yapmak isteyen konunun geçerliliği? Geçer mi? Hayır. Bence geçersiz bir geçeri konu. Var mı? Çok basit. Yok. Ama tadı tuzu. Ama tatlı kaldı. Tatlı tuzu da yani o an hiç tatlı tuz gibi gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ama yani nasıl bağırdıklarını görseniz. Evet ben bir gelinlik görseniz. Yapmaya çalıştım bana bağırdılar. Çok gereksiz yapmayın böyle şeyler. Orada benim dikkatimi çeken bir şey var. Sosyal medya sizin aranıza da mı giriyor? Yok. Biz etkilenmiyoruz ondan. Ya da buradaki davranışlarınızı, birbirinizi... Şimdi bir yerden sonra bizi zehirlenme yaşanıyor doğal olarak. Benim yaptığım... Buradaki davranışları evet, yap şovunu. Bak kameralar açık. Hadi yap oyna gibi şeylere döndüğünüz an... Bu sefer ilişkiyi başka türlü yaşamaya başlıyorsunuz. Biz daha önce bundan tartıştığımız için biz ben damarına basmak için söyledim. Biz o zehiri almışsınız şu anda o evre. Yani yap şovunu. Bunu bana değil dışarıya yapıyor. Mu çok acaba şey, bu arada, evet, soruları kafanızda uçuşuyor. Birbirinizi olduğunuz gibi değil. Yani zaten şu zamanda kimsenin ağzından çıkana inanılmıyor ya. Yani o kadar da güvenilmiyor ya. Yani bir de burada bunu yaşamak. Bir de kameralar var acaba ona mı yapıyor düşünmek. Sakin olun. Kendi kendinizi de geriyorsunuz bu anlamda. Bu dışarıdan görünüyor. Siz... otokontrolü muhafaza ederek burada bir ilişkiyi yaşayabildiğiniz için koruyabiliyordunuz. Koruma kalkanınızı kaldırdığınız haberiniz olsun. Yani ben dışarıdan görüneni söylüyorum size. Siz bilirsiniz. Yani bu kadar basit bir konuda bu kadar tartışıyor olmak buna dalalet ediyor yani. Haberiniz olsun. Peki Oğuzhan ve Dilan.